Merhaba sevgili değerli izleyici konuklar. Oyunumuza girdik. Bir farklı strateji uygulayacağım. Ben bununla gidiyordum. Hep savaş emirlerini aldım orada için. Orada biraz bizi zaman manasında zorlayacak çünkü. Çünkü defalarca saldırdım. Zamandan kaybettim. Zamana karşı bir yer. Çekişmeli bir yer. Güçlü bir yer. Alacağız ama inşallah her şeye rağmen bakalım. Mesela şöyle bir şeyimizi uyguladık. Efendim. Şöyle bir çektim askerleri. Şöyle bir şunu aldım. Şuradan da bir şöyle bir sağlık basarım. Ve şu iyilikleri bu tarafa artık çekerim ve şöyle bir şoklarım. Artık zukaları indirme vakti. Haydi kızlar, gösterin kendinizi. Haydi kızlar, dansa. Bombiçler havaya. Bum bumlar. Tek rövaş yataya. Bir kalemde alaşağı ede. İçlerinden geçe geçe. Nasip de varsa gelir Yemen'den, nasip de yoksa ne gelir elden. Şimdi biz bu oyunu çocukluğumuzdan beri severek oynadığımız bir oyun. O yüzden kanalımdan paylaşmak istedim. Ama benim amacım hani şey değil ya. Telefon kilitlendiğini. Abicim. Yapma ya. Ya yanlış attı. Benim toktum. Ne zamandır oynadığımız oyun da yani ne zamandır oynamıyorduk. Bölümde de söyledim zaten. Bırakma dönemimiz oldu. Timden dolayı soğumuştum. Neyse biz yıllar sonra 4-5 sene oluyor ben bu oyunu oynamayalı ve bu oyuna tekrardan döndüm. Dönmemde benim şey etkili oldu. Bu oyunu olan özlemim ve stres atma hevesim etkili oldu. Bu sefer kendi timimi kuracağım dedim. Ve güzel de oldu. Kaya Team diye bir team oluşturduk. Şöyle. Bombalar bizi, yağmalar bizi yapalım. Alacağız inşallah ya. Bura bizde. Bura bizde abi. Kaçmaz biraz. Şöyle çekelim birlikleri. İman gücüyle vuruyorlar sanki mübarek. Bu oyunu gerçekten seviyorum ya. Tabii ki kaptırmamamız gereken oyunlardan bir tanesi. Mesela 5 dakika oynayın çıkın. Bu oyunlar böyledir. Hani yarım saat bir saat falan oynarsanız zamanınızı aldığını göreceksiniz. Ama 5-10 dakika oynuyorsunuz. Tam strateji oyunu. Yani size katacakları olacaktır. Stratejiksel manada az bir zayiat da az bir şehit de. Ruhlarına Fatiha hediye ediyoruz bu arada inşallah. Gerçeklerimize tabii ki diyerek Allah'ım sen kabul eyle diyoruz. Bir Fatiha okuyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahmanir Rahim. Evet. Ya yeni bir bombiç videosu olmuştur inşallah. Bakalım kaydımız 5.30. Gayet güzel. Şimdi bir yere daha saldırmak var aklımda da orayı alıp almamak da biraz sıkıntı abi. Şimdi makineli tüfek diye bir kaynak usta açılmış. Burayı alalım.
Evet. Burak biraz sıkıntı. Neden? Çünkü havanlar var. Abi. Ama şöyle yaparsam bir sıkıntı kalmayacak gibi. Evet. Şu anlık güzel gidiyor gibiyiz ama güzel giden yolların sarp geçilmez yolları da vardır. O yollardan bir tanesi çaprazdan havanın Zoka'mızın, bayan askerimizin bir tanesini öldürmesiyle başladı ama inşallah böyle devam etmez. Ama böyle devam etti. 3 tanesini daha aldı. Şimdi büyük sıkıntı. Abi hapı yuttuk. Büyük hapı yuttuk hem de. Meşale olacaktı şurada, şunu süpürecektik de. Makineli yeri alamadık. Yani adam gerçekten makineli bir düzen kurarak bizi alaşağı etti. Yani devam edememişsin. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı tamamlayalım abi. 36 ya da şurayı tamamlayalım, gördüğünüz gibi. Biz buraya saldıralım. Evet. 33 elmas kalmıştı. 3 tanesini buraya kullanarak. Şimdi abi bodozlama girelim ya. Yani artık yeter. Ya ben buraya da defalarca saldırdım. Ya inanır mısınız? Zamanımı aldı ya. Durduk yere. Yani anlamayacak bir yer değil. Alınabilecek bir yer. Yani gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani şurada biraz bir öfkeye ihtiyacım oldu, o yüzden bastım zaten. Şimdi birlikleri kenara çekersek daha iyi olur. Şuradan şöyle bir şok etkisi yapmamız lazım. Bakıyoruz, bir tane zayiatımız var, ağır silahlardan. Bilmiyoruz, bayan askerlerimizden şehit düşen olmazsa çok güzel olur ama işte öyle iç açıcı gibi görünmüyor şu anda. Şimdi şöyle bir sağlık yaptık ama yani gerçekten kolay görünmüyor burası. Zor görünüyor. Abi göremiyorum ki lav etkisinden. Lav etkisinden bir şey gözükmüyor. Yani şimdi Tim'e yakışır bir savaş yapamadım. Kusura bakmayın. Bu arada önce Tim'imden, sonra sizlerden özür diliyorum. Orası alınmayacak bir yer değildi. Ama bizler alamadık. Kusura bakmayın. İki savaştır kötü gittik ama bir önceki müsabakada ben bu iki müsabakayı da telafi eder nitelikte olduğunu ümit eder. Ve videoyu noktalandırmak isterim. Bu arada ben dervişin hatırı üzerine hani uzun tutayım dedim. Yoksa Derviş Yusuf bildiğiniz üzere oyun videolarının hası idi. Derviş Yusuf oyunda derdik. Şu anda kendisi eğitim videoları veriyor. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Lakin sesini kıs dedi oyunun dedi. Ben de hatırını kırmamak adına zaten ben öyle yapacaktım. Ama eyvallah dedim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ve şu anda bu videomuzun bu kadar güzel olmasında onun bu nacizane tavsiyesiyle vuku buldu diyebiliriz. Ama sevgili değerli izleyici konuklar, pek yenemedik. Bu bakımdan kusura bakmayın. Bu arada timimize gelebilirsiniz. Kaya Tim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Sevgili değerli izleyici konuklar, bol bol istihbarat kasmamız lazım ki timlerde, çünkü ben istihbaratı olduk yere kullanarak
Bayağı yüksek bir istihbarat seviyemizi aza kadar düşürdüm. Genel olarak da böyle yaptım ama bu hatamdan kusura bakmayın diyerek, özür dileyerek de çıktığımı ve aynı şekilde istihbarat kasmak için elimden geleni yaparak, bu videoyu çekerek, aynı şekilde şurada şey vardı, müsabakası vardı, onu da sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Yine operasyon videolarımızı da izletelim istiyorum. Yani biraz da bir 10-15 dakika çek demişti Derviş Yusuf. Ben de onun hatırı üzerine yani dedim ki bir 10-15 dakika neden olmasın abi. Çekelim dedim, bakalım dedim. Yani güzel de olmuştur inşallah. Bakalım, beğenilerinizi, yorumlarınız zaten bizim için oldukça kıymetli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı o yüzden ne yapıyoruz? Bekliyoruz hani abilerim, ablalarım, amcalarım, teyzelerim, kuzularım, kardeşlerim, can pervanelerim. Jais bu arada benim arkadaşım İsa, bu bildiğiniz üzere, ve yani gayet güzel bir şekilde temizlik yapıyor. Temizlik imanın yarısıdır diyor. Kendisi yani maşallah bu oyunun erbabı olmuş, ehli olmuş. İşin ehline bırakalım diyoruz ve Jais'i izliyoruz. Evet. Jais gerçekten oynarken seyir keyfi veriyor. Ve seyir keyfi veren müsabakalarından bir tanesi düşünüyorum. Seyir keyfi gerçekten. Yani Zeus gerçekten fil hakika iyi oyun. Yani iyi de öldür, hakkını yeme. Şimdi My Glory'ye geç abi. My Glory'nin tüm müsabakası, dostluk mücadelelerini de paylaşırsa çok tatmin kalacağım. Telefon çünkü yaşlandı. Ben zaten bakımdan yakışıklı memnun oluyor kendisi. Dışarıdan bakıldığında yakışıklı ama içeriden bakıldığında neyse savaş olacaktan bunu izleyişleri seyirciliğin alacağını bir tarafından ve My Glory tarafından. My Glory zaten İngilizce'de benim çaramlarına gelmekte. Yani gerçekten benim çaramda efsane diyor ve kalitesinden söz etmiyor efendim. Ben beğenilerinizi talibim diyorum. Bakalım kaç dakika olmuş? 15 dakika. Gayet güzel. Yeterli süre. Sevgili değerli izleyici konukta şuradan evet. Evet, şöyle konuklarla toplayalım. Evet, süper süper abi. Şimdi ben en iyisi videomu noktalayayım. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Hayırlı günler. Esenlikler. Şu yeşillikler bakar mısın? Ekosistem. Muazzam abi. Muazzam adammış. Şahane maşallah. Evet. Neyse. Daha fazla hava almayalım. Gömerler bizi kapatında. Zaten dostlar bir meydan okuma açmış. Saldırsak herhalde bizi bayağı bir gömer. Saldırak mı? Şey yok ya. Birlikte gitmek gerekiyor. Yani tabi her şey tel geldi yani.
merdiven bile basamak basamak, kademe kademe. İngilizce'de de bir kelime var ya, gradual. Neyse biz yani kademe kademe, peyderpey, basamak basamak anlamlarına geliyor gradual. C, G, R, A, D, U, A, L, L, Y diye yazılıyor. Gradually diye yazılıyor. Okunuyor. Sevgili değerli izleyici konuklar, neyse. Kısa lafın, pardon, uzun lafın kısası. Velhasıl kelam. Görüşürüz.